Sevgili Dudu Pektuş'la beraberim. Hoş geldiniz. Şöyle birazcık seni tanısınlar mı Dudu? 17 yaşındayım. Evet. Doğa Koleji'nde okuyorum. Bu sene lise son sınıfım. Ya geldin sonra. Evet, sona geldim. 6 yaşında müzikle buluştum. 6 yaş. Evet, ilk keman eğitimimle başladım. Daha sonra piyano ve şan eğitimleri de aldım. Güzel. Hayatımı müzik ile tanımlıyorum aslında. Çok çocukluğumdan beri evet. İşte hatta her gün bir gün bile çalmadığımda böyle bir yanım eksik derler. Güzel. Hani o disiplin oturduysa bedenine, evet. Ondan sonrası artık bitmez. İşte, müzik o yüzden benim bir parçam haline geldi. O yüzden hep müzik diyorum. Bu programın olmazsa olmazı Dudu'nun kuyruklu yıldızı olacak. Herkes bunun hikayesini sorar oldu. İlk ben paylaştığım zaman dediler ki ya çok güzel, kaç yaşında? Dedim ki 17 yaşında. Ne güzel sesi var dediler. Nedir bunun hikayesi diye soran oldu. Dedim ki artık programa geldiği zaman siz onunla beraber konuşursunuz, dinlersiniz, sorularınız varsa sorarsınız. Gerçekten özellikle genç kuşaktan, sen yaşlarındakilerden çok güzel dönükler geldi. Evet. Sevgili İnanç Eyüboğlu arkadaşıma, kardeşime de buradan evet, sevgilerimi gönderiyorum. Onunla da seninle ilgili sohbet ettiğimiz zaman tamam dedi. Tamamdır, tamam. Çok sağlam adımlarla gelir dedi ve ben çok mutlu oldum bunu senin adına duyduğum için. Şimdi hani müzik hayatına girdi. Evet Dudu, ama hani bu ileriye yönelik müzik mi olacak hayatında, yoksa hani çok var çünkü bir mesleği vardır ama gerçekten profesyonel gibi müzik hayatını devam ettiren kişiler de var. Çok sağlam tutanlar var. Hani evet. Siz yaşlarında bir sınavlardan geçmişlerdir, işte şan eğitim almışlardır, gitar dersi almışlardır veyahut herhangi bir müzik aleti, ama ana mesleği mesela başkadır. Sen ne diyorsun bu konuda? Ben tam tersini düşünüyorum. İleride müzik okuyacağım. Müzik. Tabii ki. Çünkü birçok aslında meslek, her mesleği de terapi. Çok seviyorum, evet. Müzik terapi. Yabancı dil özellikle çok severim. Ama müzik Hep şunu derim aslında, böyle bir 10 yıl sonra kendimi mutlu olacağım bir işi yaparken çok görmek güzel. İsterim. Her zaman da müzik yaparken ben mutluyum. Her zaman müzik yaparken kafam dağılıyor. İşte böyle bir an olsun uzaklaşıp her şeyden bir ruhum dinleniyor. O yüzden müzik okumak hayalim var elbette ki. İleride de müzik dalında işler yapacağım. Benim çok derslerimde de çok aram iyidir. İşte ben çok programlı bir çocuğum. Farkındayım. Biraz fazla programlıyım ama böyle olmasam da başarılı olamayacağım. Sağlam adımlarla gittiğinin kanıtıdır ben aslında. Ben mesela her sabah 7'den 7.30'a bazen 8'e kadar keman çalışıyorum okula gitmeden önce. Aferin. Her zaman. Onu bir sistem haline getirdik. Her zaman işte müzik dinletisiyle uyanıyor annem babam. Daha ne güzel bir resitalle böyle yumuşak, evet, yumuşak. Ruhumuz dinleniyor. Ne şanslılar. Öyle işe gidiyor onlar. Ben ne okula güzel, gidiyorum. Ne güzel, çok şanslılar. O yüzden güzel bir şey aslında. Güzel tabii ki. Çünkü okulumda öğleden sonraya kadar uzadığından evet. dolayı bir saatimi en azından sabah evet, ekliyorum. Evet. Derslerim de çok iyi. Çok seviyorum hatta okulu. Hatta şimdi biraz sıkılmaya da başladım. Çünkü böyle çok sevmem sürekli oturayım. Boş oturmayı evet. sevenlerden değilsin. Anneme derim en azından okulda böyle bir ders görürük, bir şeyler öğrenirik. Doğru. Yeni bir şeyler öğrenmeyi çok severim. Okulumuz da açılacak inşallah. Az kaldı, az kaldı. Tatil çabuk geçer. O yüzden çalışmayı da çok sevdiğim için derslerim de gayet iyidir. Peki hani albümü konuşacağız seninle ama hani sevgili İnanç'la buluşman nasıl oldu? İnanç'ı da biliyorum, genç kuşak müzisyenlerle çok böyle sahip çıkan birisi. Nasıl oldu İnanç abinle buluşman? O tamamen benim araştırmalarım sonucu oldu. Güzel. Ben böyle çok cesaretli bir çocuk değildim eskiden böyle bir. Çünkü 15 yaşında çıktı Kuyruklu Yıldız. Ben 15 yaşındaydım. Cesaretimi yerine getirmek için annem beni şan dersine götürdü. Şan dersinden sonra böyle çok güzel bir özgüven geldi bana. Çünkü artık bir de müzikle uğraştığım için doğru şekilde söylemek isterdim şarkı söyleyeceksem. Eğitimini aldığım için doğru bir şekilde eğitimini alıp sonradan söylemek isterdim. Eğitimi aldıktan sonra cesaretim yerine geldi ve dedim ki anne ben bir single çıkaracağım. Aferin. Ailem de ilk böyle bir şaşkın bakışlarla, çünkü beklemiyorlardı benden böyle bir şöyle şey. Şöyle içine kapanık çocuğumuza evet, ne oldu? Evet, bir anda.
Onlar tamam kızım güzel, yaparız dediler ama ilk ciddiye almadılar. Zannettiler şaka yapıyorum. Evet. Daha sonra ben işte girdim araştırdım işte bu işi kim yapar, nasıl biri olasın falan filan. Sonra İnan Çeyipoğlu'nu buldum. İşte yazdım kendisine, geldik görüştük. Ve iyi ki de onunla tanıştım ve bu işi yaptım gerçekten. İyi ki çünkü yapmışsın. İnanılmaz güzel yönlendirdi beni. Yani böyle yapalım, şöyle yapalım ve adım adım da dinledim. Çünkü hep şey derim, işte işini iyi bilenlerden güzel tavsiyeler alıyorum. Aslında. Bunu yapmamız gerekir. Güzel. O yani ben farklı bir şeyler yapmak istedim. O böyle yapalım, şöyle yapalım. Hep ortak onun noktalarda evet, buluşma var. Ve ikimizin de programlı olması, sistematik çalışmamız. Ne zordur onunla çalışmak. İşte biz de bu konuda çok iyi anlaştık. Evet. Onun sistemli oluşu, bizim güzel, sistemli oluşumuz. Güzel. Stüdyoya girdik, klip çektik ve bu yola baş koyduk. Evet, bu klibi dediğim gibi program çıkışında artık sizlerin karşısına getirelim diye düşündük sevgili Dudu'yla biz. Şöyle sosyal medyada onu çok gördünüz, çok izlediniz. Tıklanma oranını da takip ediyorum. Aldı başını gidiyor. Şimdi çok yoğunlar. Bir de neyi çok hoşuma gitti? Hani böyle tabiri caizse fabrikasyon usulü. Bir tane bir tamam ay çok güzel oldu benim klibim. Bir tane daha arkasına demedin. Demedin onu. O çok hoşuma gidenlerden bir tanesi oldu açıkçası. Gerçekten öyle. Çünkü hani şey var. Böyle arka arkaya arka arkaya tamam beğendiler ya. Ama kendi de ifade etti. Çok sağlam adımlarla gitmeyi seviyorum dedi. Çok böyle görmekten zevk aldığım, keyif aldığım bir olay var şu anda stüdyoda. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Her zaman keyif almıştım çocuklarının yanı başında böyle dimdik duran ailelerden. Şu anda biz programımızı yapıyoruz. Dudu'nun annesi de yan tarafımızda, sağ tarafımızda bizimle beraber. Çok mutlu oldum gördüğüm için. Her zaman da yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Çünkü ne yaptığını biliyor Dudu. Yanlış bir yolda değil. Ve büyük keyif aldığını da görüyorlar. Dolayısıyla hani klasik bir cümle var ya, bunu tekrar edelim. İşte anne işte müzikle müzik eğitimi almak istiyorum. Ne yapacaksın çocuğum? Karnın mı doyar ondan? Evet, onların karnı bu müzikten doyacak. Onlar bir formülünü bulup bu karınlarını doyuracaklar. Evet canım benim. Şimdi örnek aldığın hiç ülkemiz müzisyenlerinden oldu mu? Hani vardır mutlaka, Avrupa'da da vardır, Türkiye'de de sevdiğin vardır ama bizim kendi müzisyenlerimizden severek dinlediğin, onu dinlerken keyif aldığın. Ben birçoğunu takip ediyorum, hepsini takip farkındayım, ediyorum. Evet. Çünkü gerçekten ülkemizde de çok güzel müzikler yapılıyor. Güzel. Ve artık hatta yavaş yavaş Türkiye ve dünyaya da açılıyor birçoğu. Ben böyle daha çok mesela nasıl diyeyim, mesela Fikri Karayel'i çok beğeniyorum. Bunun nedeni söz ve müziğini kendi yapmasıdır aslında. En çok beğendiğim olay da budur. Çünkü söz ve müzik yapmak çok kolay bir şey değildir. Hazır şarkıyı bence herkes söyler ama söz ve müzik yapıp bir de onu söylemek çok daha başka bir şeydir. Ruhunu ve bu verir, evet mi? Bu farklı bir yetenek ister. Çok güzel bir şeydir ve takdir ederim. Süper. Şeyler var. Mesela bilmiyorum artık bu müzik piyasasının içine adımını attın. Görüyorsundur, dinliyorsunuz. Seni rahatsız eden nokta var mı? Yani şöyle sormak istiyorum. Yani bir de müzik eğitimi alan, müzik kulağın çok iyi birisisin biliyorum. Mesela beni sahnede gör. Kimin şarkısı? Mesela bir Sezen Aksu şarkısı söyleyeyim ama hani şimdi bunu, bu konuşmayı bilen birisi. Böyle kapat gözünü, ben sahnede olayım ama Sezen Aksu'yu dinler gibi ol. Ne hissedersin o anda? Eğer güzel söylemişsiniz duygulanırım aslında. Peki benim duygumu yaşamak istemez misin orada? Evet. Söylemek istediğim şey şu sana, hani bugün çok güzel şarkı yorumlayan gençlerimiz var ama böyle benim minicik bir rahatsızlığım var, bunu da her zaman dile getirdim. Zaman olmuştur sevgili arkadaşım İnanç'la da konuşmuşumdur, diğer stüdyodaki arkadaşlarımla da konuşmuşumdur. Herhangi bir şarkıyı, cover şarkıyı yorumlarken ne olur kendiniz gibi yorumlayan. Çünkü neden sana sordum Sezen Aksu'yu dinler gibi? Çok kişi vardır. Kıraç şarkısı söyler, kapat gözünü. Oysa ki sahnedeki Ahmet atıyorum. Kıraç ama, gibi duyuyorum. Ama Kıraç'ın sesini duyarım. Ne bileyim ben Cem Karaca şarkılarında, Cem Karaca. Sen
sen olarak bize geldin. Sakın bunu da bozma. Yani biz seni yakaladık orada, o yumuşacık sesinle geldi. Belki mutlaka, yani bu neyi gösterir bilinmez. Bir gün bir yerde farklı kendi besten, ki Kuyruklu Yıldız onun bestesi. Ve ne güzel, onun da arkasında kendi müziğini, sözünü ve müziğini yapanları dinlemeyi tercih ederim dedi. Emin ol senin için de aynısı söylenecek. Ama yapar mısın? Kime örnek verelim? Şey, at birisinin, bir kadın sanatçının, kendin gibi yorumlarsın değil mi? Tabii ki. Ki bence kendi ruhu insanın önemlidir o şarkıda. Birkaç programa katıldığımda ben çok Sertab Erener'i dinleyen bir insanım. Güzel. Çok beğenirim onun ses teknik kullanmasını. Tekniği güzel. Evet. Böyle çok, nasıl diyeyim, her insanın farklı bir aurası ve tarzı vardır. Güzel. Eğer başkasına benzemeye çalışırsa çok daha kötü olur bence. Çünkü başkaya benzemeye çalışsanız da taklit olur. Taklittir. Ne güzel örnek gösterdin sevgili Fikri. Fikridir o. Hiç kimsenin çok şarkısı vardır. Evet, kendi besteleri çoğunluğu o. Ama başkasından da bir konserinde kendi tarzıyla söyler. O çok önemli. Hani bunlara, bu konulara giriyorum seninle bugün. Çünkü müziği, müzik olarak çok iyi kavradığını bildiğim için bunları da konuşmak istiyorum seninle. Çünkü çok büyük rahatsızlık var. Gerçekten müzik dinlemeye gidenler için inan büyük rahatsızlıktır. Evet. Yani böyle eşle dostla sohbet edildiği zaman işte şu yere gittim, gerçekten kulağımı rahatsız etti diyenler çok. Bir kendi tarzıyla söyleyemeyenler var. Bir de bağırarak söyleyenler var. Ne güzel konulara girdik bugün. O beni çok rahatsız eder genelde. Güzel. Bunu böyle mi söyledi derim gerçekten. Çünkü bağırmayı şarkı söylemek olarak bilen çok insan var. Sadece ülkemizde değil, dünyada da bu var. Şimdi şeyler vardır. Yani tekrar aynı şeye geliyorum. O sesi kullanmanın. Bak sen ne güzel söyledin. Dedin ki hani ben müzik yapmaya karar verdim. Hani şan eğitimimle beraber. Evet. Zaten o eğitimlerin içerisine girdiğin zaman sen istesen de bağıramazsın. Hani beyin zaten seni koklar, düş aşağı, düş aşağıya diye, bu değil yani diyerek. Peki hiç konser teklifi aldın mı? Aslında bir iki yerde sahne aldım. Evet, konserlerde. Festivallerde. Evet. Öyle çok konser hayalimde yok şu an aslında. Çünkü biraz yavaş giderim aslında. Çok güzel, öyle çok güzel. Öyle çok daha gencim, konser vereyim tarzında bir durumum yok. Zaten daha yaşım çok genç. Harika. Yani dolu dolu yaşayacağın günler olacak onlarla. Evet, öyle çok böyle her yerde konser vermek istemem. Yaşıma uygun değil. Güzel. Yaşıma da uygun değil ve zamanı gelince elbette olacaktır ama tabii şu an... Sen istemesen de olacaktı. Evet. Yani müzik eğitimi almayı düşündüğünü ifade ettin programın başında. Hani bu yol seni zaten bir şekilde istemesen de, hani bu klasik müzik de olur. İşte Keman Hocam mesela bugün konserlerde onlardan birisi olacaksın. Meslek zaten olacak. Evet. Kaçamazsın bu meslekten. Şimdi konuştuk ya seninle, konserler falan olmaz ama ben birazcık yani seninle takip de ediyorum ne yaptın ne ettin diye. Yanılmıyorsam 2018 yılının en iyi çıkış yapan sanatçısı oldun. Evet. Ne güzel. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun herkesin bildiği Berat Topon listesi Topon var. Güzel. Kliplerin döndü işte, herkesin mesajlar attığı. O listede en çok kalan sanatçı oldum. Evet. Çok şaşırdıydım da aslında. Neden? Böyle çok işte herkes mesaj atar falan filan. Çok mutlu oldum. Herkesin her hafta mesaj atıp beni bir numaraya kadar taşımasından dolayı. Çünkü birçok sanatçı da vardı o klipte. Çok mutlu oldum. Sevgili Berat ailesi de beni bu ödüle layık gördü. Çok seviyor Berat ailesi de seni. Evet. Arkadaşlarım var, onu da söylemek isterim yani. Bu şeydir ben de ama. Onları çok seviyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi Dudu? Bu senin duruşun, hayata bakışınla alakalı bir şey olduğuna inanıyorum. Yani teşekkür ederim. Yaş gereği 17 yaş en bıcır bıcır olduğunuz dönemdir. Ama sen görüyorum ki hedefini koymuşsun. Sağlam adımlarla gidiyorsun. Mesela senin klibin sonrasında bana gelen sorular vardı. Yani seninle ilk konuştuğumuz dönemde. İkinci klibi çıktı mı diyerek dedim, yok daha birinci klibi konuşmaya hazırlanıyoruz. Biz konuşamadık bile.
İnsanlar bizde nedense böyle bir heyecan var ablacığım. Yani bir tane bir şeyi görürler, çıkarırsın. İkincisi nerede diye mutlaka sana bunun sorusu gelmiştir. İlerleyen dakikalarda onun cevabını da bir şekilde alırız sevgili Dudu'dan. Söylemek istediğim şu var, hatırlatmak istiyorum. 26 Ağustos'ta bir konser var. Evet. Bunu sen istersen açıkla. Bayrak FM bu sene 25. yılını kutladı. Ve bu sene de Bayrak FM 3. yaz konseri olacak. Evet. Bu konserde de ben yer alacağım. Ben ve birkaç sanatçımız daha. Kuyruklu Yıldız performansında onlarla birlikte olacağım. Bayrak FM sağ olsun çok destekledi beni her zaman. Şimdi sırada benim desteklememde. Kesinlikle. Herkesi bekliyorum o akşam. Şimdi şöyle bir şey var. Sağlam adımlarla gidilmesidir önemli dedik seninle de. Bundan sonraki süreç ne olacak? Elbet okul. Evet. Okulun ön planda. Şimdi bu sene üniversite başvurularım başlıyor. Biraz yoğun bir döneme gireceğim. Aha. Çünkü sene üniversiteye başlayacağım. Aralık ayında birkaç sınavım olacak önemli üniversiteye dair. Hı. Keman ve müzik teorisini alırım. Bunu da buradan doyurabilirim aslında. Ocak ayında stüdyoya girme planım var. Yeah. İkinci bir single'ı için çalışmalarıma başlayacağım. Çünkü çok istek alıyorum. Bir de seni besler dedim ya biraz önce anladığım kadarıyla ruhun dinleniyor bu kadar evet. Tempoda. Hani o senin yorucu tempon değil, dinlendirici bir yoğunluk oluyor sende gördüğüm kadarıyla. Evet, bu sene çok yoğun yaşadım. Kuyruk Yıldız'dan dolayı çünkü hem okul hem programlara katıldım. Evet. Derslerimin de çok iyi olmasına önem veririm. Öyle olunca çok yoğun ama böyle gece oturduğumda ama en azından müzik yapıyorum diyorum. Ve bir anda o yorgunluğum gidiyor aslında. Dudu hiç demiyor mu çevrendeki arkadaşların? Hani Dudu işte aman Dudu sen de hep müzikle. Aa Dudu tamam yeter konser. Yok hiç demediler. Güzel aslında şanslısın. Onlar çok destekliyor. Şanslısın. Çok yani şanslısın. Böyle güzel. Sınıfın arkasında şarkımı söyleyerek bir destekler. Yok hocalarım işte Dudu ikinci klip ne zaman bilmem ne. Çok şanslısın yani o zaman. Arkadaşlarım, hocalarım hep çok destekliyor. Çünkü bazı şeylerde, branşlarda konu kaldığımda şeyin rahatsızlığını dile getirdiler. Şimdi genç birey, sporcudur, müzisyendir, resim ya da heykel her neyse. Diğer arkadaşları onları sürekli şey, aa yeter ama demiş yani dışarıya bir yere gitme halimiz kalmadı. İşte gel diyoruz gelmiyorsun, git diyoruz gitmiyorsun falan. Sen de bak o da yok. Gerçekten çok şanslısın, bozma sakın bunu. Teşekkürler. Tempo güzel. Evet, o konuda okulum çok destekliyor beni. Güzel güzel. Okul olarak nereye düşünüyorsun? İngiltere hayalim var. Ama bakalım. Bakalım, başarısın onda. Ben tekrar etmek istiyorum. Yanlış söylemiyorum değil mi sevgili Dudu? 26'sındaydı. 26 evet. Ağustos'da konser var. 26 Ağustos. İzleyebilirsiniz, gidebilirsiniz bu özel konsere. Lefkeliler Hanı'nda olacak. Lefkeliler Hanı'nda. Birçok Kıbrıslı müzisyenin olacağı bir konser Bahar olacak. Bahar konseri. Evet. İzleyin. Ve ikinci klip için hadi biz de soralım. Klasik oldu. İkinci klip ne zaman? Az önce bahsettiğim gibi evet. Ocak ayında stüdyoya gireceğim büyük ihtimalle. En kısa zamanda da sizlere buluşturacağım. Yaşasın. Güzel. Evet ve ben senden duymak istiyorum. Ailelere, senin annen, ailen yanında. Ailelere ve de genç kuşağa, sen yaşındakilere söylemek istediğin. Şu anda bir şey yaşıyorsun sen böyle ailenle beraber. Okulun, müzik, arkadaşların güzel bir heyecan var içinde. Arkadaşlarına, ailelere söylemek istediğin var mı? Şöyle gireyim bu konuşmaya bir anımı anlatarak lütfen. Girebilirim. Lütfen, lütfen. Annem okulda çalışıyor ve bir gün iş arkadaşı bir mektup getirdi ona. Ve işte... Bu Dudu'ya dedi. Annem dedi nedir bu? küçük bir hayran ona mektup yolladı dedi. sonra eve getirdi bana mektubu ve gözlerim doldu. Çünkü
6-7 yaşında Aleyna, sevgilerim olsun buradan ona. Kuyruklu yıldızı çok beğenmiş, çok sevmiş. Sabahları kuyruklu yıldızla uyanmaya başlamış. Böyle yemek yemediğinde annesi kuyruklu yıldızı açarmış ve yemek güzel. Yermiş. Çok sevmiş kuyruklu yıldızı. Çok duygulandığım bir an olmuş ve beni tanıdıktan sonra müzik derslerine başlamış. Yarım saatlik olan dersi 1 saate çıkarmış. Ve şimdi hep piyano çalıyor. Bak, bir kişiyi daha kazandırdın. Yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Evet, herkes bu işi meslek yapmayacak. Evet. Ama müzik her zaman kötü alışkanlıklardan, kötü şeylerden uzaklaştırır bence herkesi. Yani böyle ben hiç okuldan sonra hiç hayal etmedim kendimi böyle dışarılarda gezeyim ya da dolaşayım. Ben her zaman güzel. Okulumdan çok sonra güzel. Müzik yaptım ve kötü şeylerden uzaklaştım. Çünkü artık gerçekten günümüzde çok kötüleşti her taraf. Çok. Ve güzel müzik yapanlar ya da işte hobi olarak yaptıklarında o yoğun temponun ardından yarım saat bile bir piyano çalmak, keman çalmak bir recharge olur onlara. Çok güzel. Ve devam ederler. Çünkü gerçekten herkesin en çocuk olandan en yaşlı olana ihtiyacı var. Evet. Çok güzel söyledin. Ve yani bunu evet meslek olarak yapmak zorunda değiller. Hayır. Yanlarında bir müzik olmalı. Güzel. Yani her zaman evet. Ve çok güzel bir şey söyledin. Yani örnekleriyle de verdin. İllaki müzik olsun diye de demiyorum diyor. Ama dışarıdaki o tehlikeler var ya, annelerin, biz annelerin, babaların korkulu rüyası. İşte ona fırsat kalmıyor. Düşünmeye zamanın kalmıyor zaten. Okulundu, evet. Müziğiydi, dersiydi, stüdyosuydu derken zaten artık herhalde tabiri caizse böyle ölü gibi evde yatır ve uyur artık o. Dolayısıyla çok mutlu oldum. Bunları söylediğin için çok çok daha mutlu oldum ben. Senin yaşındaki birisinin bunları, bu mesajları vermesi inan beni çok duygulandırdı. Yolun açık olsun. Çok teşekkür ederim. Kuyruklu yıldızlar böyle her tarafta olsun. Gönlünce böyle dağıt arkadaşlarına. Bak bir tanesini 6 yaşında aldın bile. Evet. Kontrol aldın onu, tamamdır. Onu aşıladın. Evet, çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Ben Dudu'yu gerçekten tanımayı çok istedim. Evet, sohbetlerimiz oldu, yazıştık, konuştuk. Ama ilk kez yan yana geldik bugün onunla beraber. Ve inanan çok mutlu oluyordum beni her ertelediğinde. Diyeceksiniz ki seni erteledi ve mutlu musun? Evet, çok mutluydum. Neden? Çünkü çama yapılacağım sınav dönemim. Çama yapılacağım şu var, çama yapla bu da bitsin. Ben onu aramadan bazen aradı. Abla arayamadım, şundan dolayı arayamadım ama okul kapanıyor, okul tatil. Hep ona söylediğim olmuştur. Önce eğitimin, sonra ben buradayım dedim ve rahatladığında da beni sağ olsun hemen aradı. Çama yapla ben artık hazırım diyerek. İyi ki de geldin. İyi ki tanışmışız. Daha çok işimiz var, daha bu başlangıç. Daha neler konuşacağız. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Hele ki bayramda da benimle birlikte olacaksın Kanal Sim ekranlarında. Var mı bayram mesajın? Çok güzel bir bayram geçirmelerini Kızım. Dilerim. Bayram her zaman çok güzeldir. Ailelerin buluştuğu. Güzel. Çünkü artık günümüzde bu yoğun tempodan dolayı herkes sosyal medyada görüşüyor. Bu bayram aslında çok güzel olur. Tüm aile toplanır ve sohbetler başlar. Güzel. O yüzden herkese mutlu aileleriyle birlikte bir bayram Sağlıkla. Dilerim. Çok teşekkür ederim Dudu. Ben daha teşekkür nice güzel. Bekleyelim. Ocak ayını bekleyelim. Çok bir şey kalmadı olsun. Bekleyeceğiz diğer kliplerini. Yapabileceğim, çama yapla dediğin anda her zaman yanındayım. Çok teşekkür ederim. Bunu bilmeni istiyorum. Her zaman ne konuda olursa bir alo çama yapla de artık yeter. Teşekkür ederim. Evet, kalbime bir tane daha aldım. Bu da beni mutlu ediyor onları tanıdıkça. Evet, bugünün sonundayız. Güzel bir gün geçirin. Bayramda da izleyeceksiniz. Şimdiden bayramınızı kutlayalım sizlerin bizler. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevdiklerinize sıkı sıkı sarılın. Seni seviyorum demeyi sakın ihmal etmeyin diyorum her zaman dediğim gibi. Ve Kuyruklu Yıldız'la Dudu'nun güzel klibiyle de sizleri baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın. Kapatsam gözlerimi seni görür müyüm?
da bıraksam sana kendimi kırar mısın kalbimi? Tutsamsın sıkı ellerini bırakıp gider misin beni? Bilsen düşüncelerimi okusan kalbimi. Gökyüzüne Hayır, yapay geçirmek. Ya, ya, ya. 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 Ya,